devletimizin birçok yatırımda imzası olan, ayrında imzası olan Recep Atakaş Bey yine yaptırmış olduğu bir okul müştemilatıyla ilgili, genel bakım ve onarımıyla ilgili bize müracaat etti ve biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işbirliği protokolü imzalayacağız inşallah. Güzel hizmetler de ortaya çıkartmış olacağız. Adı Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Burası zaten Recep Bey tarafından yaptırılmış bir okul. Burada yeni bir atölye yaptık çocuklarımız için. Mevcut bir atölyede, şu andaki mevcut atölyede spor salonuna çevrilecek. İlaveten okulun genel bakımı yapılacak. Yaklaşık olarak bir 3-4 milyon civarında, 3-4 milyon TL'lik bir yatırım olacak. Ben hayırlı olsun diyorum. Recep Bey'e ve Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Bu insanlar bu tür yatırımlarda hem gelecek nesillerimiz örnek oluyorlar, hem de kamu adına yapmamız gereken yatırımları yaparak bir nebze olsun katkıda bulunuyorlar. Bu yatırım içinde vesile olan okulumuz arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bu okula başlamadan önce o günkü Sayın Vali ile, Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzle, Sayın Kaymakamımızla tartıştık. Bölgemizin en çok neye ihtiyacı var? Okul olarak, eğitim anlamında. Denizcilik Lisesi'ni, hatta Denizcilik Lisesi'ni kafamıza koyduktan sonra Deniz Ticaret Odası ile görüştük. Onlar da bunu çok olumlu buldular. Ve biz de zaten araştırmalarımızda ülkemizde Denizcilik Lisesi'nin az olduğunu görmüştük. Ve karar verdik, yaptık. Rahmetli kardeşim Sefa Atakaş adına. Türkiye, Yunanistan'ın 5-6 kat bir büyük bir ülke ama dünya deniz ticaretinden bizim aldığımız payın Yunanistan tam 10 kat fazlasını alıyor. Biz %1 alıyoruz, Yunanistan %10 alıyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Bu da bizim bu denizcilik lisesini yapmamıza büyük bir etken oldu. 1,5-2 ay önce şu anda aramızda bulunan Sayın Neslihan Hocam'la Bülent Bey, Bülent Hocam yanıma geldi. Okuldaki eksiklerden bahsettiler. Ama büyük bir heyecanla geldiler. Bu heyecanlarından ben çok etkilendim. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten özverilerinden çok etkilendim. Rica ederim. Ne demek? Sizin gibi insanlar lazım bizim ülkemize. Görevini tam anlamıyla yapan ve yaptığı işe sahiplenen. O olduğu sürece zaten bu memleketin biz çocukluğumuzdan beri gelişmişlikte olan ülkeyiz diye devam ediyoruz. Sizin gibi insanların sayısı çoğaldıkça, yani görevini tam yapan insanların sayısı çoğaldıkça bu ülke ancak o zaman gelişmiş ülke olacaktır. Bu da inşallah sizlerin yetiştirdiği çocuklar bunu da bunu başaracaklarından benim hiç tereddütüm yoktur. Sayın Hocam.